alimi kullandığı, velimi kullandığı, bunu bile bilemem. Bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın bunu bilmesi de mümkün değil, bilmesi de gerekmez. Çünkü eğer bilirse o zaman bu işi başbakan, cumhurbaşkanı yapmış olur. Elinde dosyalar varmış. Ya varsa dosya açıkla. Açıkla. Açıklıyorum. İyi dinleyin. Adamın birisi şöyle demiş. Ey aşçı, tabakları tabak başına yaklaşık 3 kaşık eksik doldurmalısın. Aksi takdirde yemekler artıyor ve çok fazla yemek israfı oluyor. Aşçı kendisine sunulan bu teklifi anlayamamış. Sizce neden? Çünkü aşçı kaşığın ne olduğunu bilmiyormuş. Aşçının kullandığı referans araç, yemek çubuğu, öneriyi yapan arkadaşın önerisinde geçen araç ise kaşık. Demek ki insanların kullandıkları referanslar farklı olunca birbirlerini anlayamayabiliyorlar. Buradaki durum hayatın her alanı için geçerli. İnsanlar farklı bilinç seviyelerine sahip ve farklı bilinç seviyelerine sahip insanlar hayatı farklı farklı araçlar yardımıyla değerlendiriyor. Kimisi kendisini dürtüleri referans alarak, kimisi duyguları, kimisi de düşünsel şablonları esas alarak ifade ediyor. Bu durumda dengeli bir sistem için kanun ve yönetmeliklerin ortamda kullanılan en küçük referansa göre ayarlanması gerekir. Ne demişler? Bir ordu en yavaş askerinin hızında ilerler. Ortamı anlamak isteyen yetkilinin ortamda kullanılan farklı referansları tanıması ve bunların tümüyle uyumlu olan ortak bir araç kullanabilmesi gerekir. Aksi takdirde ortamın huzuruna hizmet etmesi mümkün olmaz. Ortamın huzuruna hizmet etmek isteyen yetkili bunu iki şekilde yapabilir. Birisi, ortamdaki her bir parçanın huzurunu sağlayabilecek, herkesin iyiliğine olacak bir sistem için ortak referans üretmeye çalışarak, diğer yöntem ise daha önceden sistemin kendisiyle veya ortamdaki diğer gruplarla farklı referanslar üzerinden çekişmiş insanları toplayarak onların tecrübesini insanlığın yararına kullanmak için çalışmaktır. İkinci seçenek, 1980 sonrasındaki tüm sivil ve resmi liderler insanlığın ortak huzuru için başlatılan çalışmaya görevli olarak dahil edilmek suretiyle uygulanabilir. Fakat şöyle bir sorun var. Bireyler sistemle olmasa bile birbirleriyle kavgalı. Onları bir güvence vermeden doğrudan davet ederseniz... Onu sorma. Başka ülkelerin de orada ne yaptığını bunu sorma. Sorma. Dünyada kimseye Allah'tan başka biat etsem... Adamsın abi, adamsın. Rabbime biat ederim. Ketumiyet taşıyan bir insan olduğum için dahil olduğum birçok konuyla ilgili ağzımı açmayacağımı herkes bilir. Örnekte de görüldüğü üzere hiçbiri konuşmayacaktır. Ama insanlara Mevlana'nın verdiği öğütle giderseniz, yani onlara hepimiz farklı farklı düşüncelere sahip olsak da aynı denizin parçası, aynı geminin yolcusuyuz. Ben bu süreçte insanlığın huzurundan başka bir hedefi olmayan, Allah'ın rızasını hedeflemiş bir insan olarak bulunuyorum. Birbirimizi yalnızlaştırmak, mutsuz bir hayata mahkum etmek yerine birbirimizin hayatını anlamlandıralım, kutsayalım. Benim hiç kimseye karşı olumsuz bir çıkışım olmayacak. Şu Ömer'le Mustafa'yı buluşturalım artık ve 100 sene önce başlayan süreçleri herkesi mutlu edecek bir sonla noktalayalım. Bunu hep beraber oy birliği esasına dayanan profesyonel bir çalışmayla başaracağız. Ama illa soruyor. Bana sorsana.
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Türkiye içinde, yurt dışından söyle. Cumhur İttifakı'nı ölümüne desteklemeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmak bizim en büyük görevimiz. Müdahil olması gerekiyor. Evet. Çünkü bu konuda çok fazla iddia var. Çok araştırmaya da gerek yok. Yargıya gidin. Sorun. Düzgün insanlara sorun. Söylerler. Avukatlara varın söylerler. Evet. Hiç söylemiyorsa bana gelsinler ben söyleyeyim. Öyle mi? En uzakta en az bilen benim. Hiç önde geçmiyorum ama buna rağmen evet. Söylenebilir. Çünkü herkes bu kokular çok fazla duyuyor. Bu konu hassasiyet olursa, evet. Devletin kurumları bu konu hassasiyet gösterdiğini ihsas ederlerse herkes izahaya evet. gelir. Yoksa bu çok daha batağa doğru gidiyor. Artıyor. Çünkü iddialar ciddi tahkik edilmiyor. Evet. İddialar ilgili makamlara gitmiyor. İlgili makamlar bu konuda hassasiyet göstermiyor. Görüldüğü üzere bu sefer herkes daha ilgili ve istekli olacaktır. Söz konusu adımı atarak bu süreci başlatmak Cumhurbaşkanı'nın görevidir. Şayet tanısalardı bu milletin Allah'tan başka bir gücün önünde eğilmeyeceğini, diz çökmeyeceğini bilirler. Bu millet en zor zamanlarında dahi hürriyetinden taviz vermemiş bir millettir. Bu millet her karış vatan toprağını şehit kanlarıyla sulayarak bugünlere gelmiş bir millettir. Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin haddi değildir. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif altın değerindeki şu tavsiyede bulunur. Allah'a güven, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Daima bu tavsiyeyi kendimize rehbere kıldık. İman varsa imkan da vardır. Şu ilahi müjdeye gönülden iman et. Fe inne me'al usri yusra. Yani şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Mesela bu. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Haydi adımı atın ve süreç başlasın. Herkes sizi bekliyor.